Fed'in 5 kitap raporuna göre Nisan-Mayıs aylarında ekonomide ılımlı büyümeyle görünümün genel olarak yukarı yönlü olduğu ifade edildi. Amerikan ekonomisini birinci çeyrekte büyümesi %2.3'ten 2.2'ye revize oldu. Beklenti 2.3'tü. Kişisel tüketim ise birinci çeyrekte %1 ile 5 yılın en yavaş artışını kaydetti. Beklenti 1.2 idi. Çekirdek PCE ise %2.5'tan 2.3'e revize oldu. Beklenti 2.5'tü. Amerika'da ADP özel sektör istihdamı Mayıs'ta 178 bin arttı. Beklenti 190 bindi. Amerika'nın önce dış ticaret dengesi Nisan'da 68.2 milyar dolar açık verdi. Beklenti 71 milyar dolara çıktı. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta olağanüstü bir toplantı düzenleyerek İtalya meselesini tartışacağı belirtildi. Reuters İtalya'da 5 yıldız hareketinin Savona'yı ekonomi bakanı olarak aday göstermekten vazgeçtiğini iddia etti. Kabinede yer alması planlanan ekonomist Savona, Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından veto edilmişti. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 112.7'den 112.5'a inerek 9 ayın en düşük değerini aldı. Beklenti 112 idi. Almanya'da ise enflasyon yıllık %1.6'dan 2.2'ye çıktı. Beklenti %1.9'du. Türkiye'de ekonomik güven endeksi Mayıs'ta %4.9 gerileyerek 93.5'da 14 ayın en düşüğüne geldi. OECD Türkiye ekonomisinin 2018'de %5.1, 2019'da %5 büyüyeceğini öngördü. Örgütün 2018 enflasyon beklentisi %11.5. Derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için büyüme tahmininin bu yıl için %4'ten %2.5'a, gelecek yıl için ise %3.5'ten %2'ye indirildiğini açıkladı. Bankacılık sektörünün kârı Nisan'da geçen yıla göre %14,5 artışla 4.8 milyar liraya yükselirken ilk 4 aylık dönemde %7.9 artışla 18.8 milyar TL oldu. Merkez Bankası'nın 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısının özetinde ihtiyaç halinde ek sıkılaştırma yapılabileceği mesajı dikkat çekti. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2017 sonuçlarına göre en büyük sanayi kuruluşları Tüpraş, Ford, Toyota, Tofaş ve Oyak Renault oldu. Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya ile gittiği Londra temaslarını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, politika setimizi güçlendirdik, ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı, enflasyon ve cari açıkla mücadele en önemli öncelik, seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, YPG PKK'nın Membiç'ten çekilmesi için teknik mütabakat sağladı. Ancak mütabakat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek. Bloomberg GT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle haftanın ortasına geldik. Karşınızdayız. İtalya riski bu hafta boyunca konuşuluyor. Dün hatta zirveye tırmandı diyebiliriz ama bugün itibariyle biraz nefes aldı piyasalar. İtalya endişesini biraz unutmaya çalıştı. Euro dolarda da yükseliş hareketini gördük. Birkaç haber üst üste geldi. İşte Mattarella'nın Cumhurbaşkanı'nın istemediği ekonomisti bakan olarak aday göstermeyeceği 5 yıldız hareketinin böyle bir iddia var. İtalya'nın tahvil ihalesinin başarılı geçtiği iddiası var. 5 yıldız hareketi ile Lig Partisi arasındaki koalisyonu kurması beklenen bir aşırı sağda bir aşırı solda, bu ikisi arasında bir ayrım olduğu, özellikle erken seçimin ne zaman yapılacağına dair fikir ayrılıkları olduğu iddiaları biraz piyasaları rahatlattı. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın tabii ki bir olağanüstü toplantıyla bu meseleyi görüşeceği haberi. Bunlar Euro'yu yukarıya doğru çekerken aynı zamanda İtalya'da biraz bugün itibariyle borsada da yükseliş hareketini gördük. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 5 kitap raporu Haziran ayında
ayında bir faiz artışına işaret ettiği ifade ediliyor. Konuşacağız. Dolar TL gün içerisinde 4.45 hatta 4.44'ü gördü. Bir ara Türk lirasındaki değerlenme süreci son rakamı sizlere aktaracağız bir yandan. Merkez Bankamızın olağanüstü toplantıda ne konuştuğuna dair detaylar açıklandı. Londra sonrasında Londra'dan da gelen mesajlar var. Onu da konuşacağız. Gerekirse eksiklaştırma yapılır mesajı öne çıkıyor. Borsa İstanbul'da bir satış var bugün. Bazı yabancı ajanslar Bloomberg gibi haberinde bu Aselsan halka arzı nedeniyle bazı hisselerden satış, Aselsan'ın halka arzına giriş için bugün borsanın düştüğü iddia ediliyor. Konuşacağız. Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentisini bayağı aşağı %2-2,5'lara çekmesi bugün enteresandı. OECD hala 5'ler seviyesinde bu yıla dair büyüme beklentisi. Enflasyon beklentilerini, tahvil faizleri hala 17'lerde 2 yıllık pek bir gerileme yok gibi. Piyasalar tabii seçime gidiyor. Biz pek konuşamıyoruz. Anketler falan pek ortada yok gibi ama yani ciddi bir şekilde az bir zaman kalıyor. Siyasetçilerin konuşmaları, mesajları ve Brent petrolde de bugün %2-2,5 bir hareket vardı gün içerisinde. Yine son rakama birazdan bakacağız. İki değerli konukla bu akşam sizlerleyiz. Merkez Bankası toplantısından bir hafta sonra. Geçen hafta hatırlarsınız olağanüstü toplantı akşamında uzunca bir program yapmıştık. Işık Ökte ve Tufan Cömert'le iki isim yine burada. Ama şöyle bir biz piyasalara bakalım. Ne durumda efendim Amerikan borsaları ve para piyasaları ekranlarınıza yansıtalım. Amerika'da bugün pozitif bir gün. Dünkü düşüş bugün yerine konmuş gibi görünüyor. %1.3 yukarıda 24.688'e kadar geldi. Dow Jones Endeksi %1.4'e ulaştı. S&P 500'deki hareket 2727 ile Nasdaq'ta da %1'lik yukarı hareket var. Bakalım Euro Dolar paritesine bugün bir tepki var dedik Euro Dolar'da. Euro Dolar yeniden 1.1656'ya geldi. %1'e ulaştı. Yukarı hareket. Dolar TL 4.48'de şu dakikalarda. Euro TL 5.22. Altın sakin 1302-1300 etrafına dolanıp duruyor. Borsa İstanbul %1 civarında düştü bugün. 103.800'lerde Brent petrol %3'e yakın yukarı hareket var. 77.5'da oraya yeniden ulaştık. Amerikan tipi ham petrolde de 68.3 dolardayız. Hemen New York'a sevgili Melike'ye gidelim. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 5 kitap raporu. Melike işte ılımlı büyüme hikayesi yine önümüzde. Pek bir şey değişmiyor ama biraz daha ekonominin genel olarak yukarı yönlü olduğu ifadesi de var. Bu da Haziran'da faiz artışı diye bir yorumlandı. Sende hangi notlar var? Büyüme var, çekirdek PC var. Bugün gelen bayağı da veri var Amerika'dan. Bugün gelen veriler evet hem Fed'in 5 kitabıyla birlikte bir araya kondunca gündemi yoğunlaştırdı. Ama sabahtan beri İtalya dramasına ara verdiği için borsa ondan biraz kendini kurtardığı için alımlarda. Ve baktığımızda şimdi traderlar nefeslerini tutmuşlardı bütün bu skandal, jeopolitik endişeler yüzünden geri nefes almaya başladılar. Gelen verilerde genel anlamda iyi gelince şu an itibariyle Exxon ve Chevron Dow Jones'un bir ara 350'ye neredeyse varan puan artışına katkıda bulunan en büyük hisseler. Çünkü enerjide de bir toparlanma, petrol fiyatlarında da artış gördük. Onun da yansıması Exxon'la Chevron'da oluyor. Gelelim Fed'in 5 kitabına. Sen de söyledin Fed'in 5 kitabı Haziran'daki faiz artışını destekliyor. Yani haber iyimser, sürpriz bir şekilde algılanabilir aslında bilinen. Yani şunu diyorum 5 kitap Wall Street'in zaten bildiklerini tekrarlamış. Ekonomi iyiye gidiyor, büyüyor. İstihdam artışta ve artan fiyatlarda baktığımızda birinci çeyrek bugün gelen veri GDP yani gayri safi milli hasıl açısından da aynı şekilde. Bunlar hep bizim neyi gösteriyor? Haziran'da bir faiz artışı olacak yani bilinendi. Çelik, alüminyum fiyatlarındaki artıştan bahsediyor 5 kitap. Ve bir yandan da tabii istihdamın enflasyonla birlikte yukarı çıkmasından. Bugün gelen ekonomik yani büyüme ABD ekonomisinde belki beklentiye cevap veremedi. %2.3 bekleniyordu, %2.2 geldi ama genel anlamda bu envanterlerin büyümesinin yavaşlamasından kaynaklanıyor. Bir de 117 milyar dolar kadar düşen şirket vergileri var. O da Trump'ın vergi kesintisinden kaynaklanıyor. Şirket karlılıklarına etkisi olacak bunun. Sabit yatırımlarda bir artış var %6.5 kadar. İhracat
yavaş büyürken tüketici harcamalarında istenilen, beklenen kadar büyümediğini görüyoruz. Yani birinci çeyrek büyümesi %2.2 gelmiş olabilir ama genel anlamda son 5 aya bakınca beklentilerle doğru paralel. Özel sektör ise özel sektör borcaları 190 bekleniyordu, 178 bin geldi, yine artış trendini koruyor. Beklenenden düşük gelse de toptancı envanterlerinin artmadığını görüyoruz ve bir yandan da sen de söyledin PC yani çekirdek enflasyon geldi ve onun da %2.3 kadar yukarı çıkışına devam ettiğini görüyoruz. Borsa dediğim gibi rally'de İtalyan tahvilleri de yukarı çıkmaya başladı. Dolar hafif düşerken evet. Euro'nun karşısında özellikle Euro'nun kendini toparlaması ile birlikte dediğim gibi petrol yukarı çıkışına devam ediyor bugün itibariyle diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkür ederim aktardıkları için. Kapanışta bir kez daha efendim temsilcimiz, New York temsilcimiz karşımızda olacak. Ben dönüyorum stüdyomuza. Tufan Cömert bizlerle bu akşam. Tufan hoş geldin. Hoş bulduk Barış, sağ ol. Işık Ökte hoş geldin. İyi akşamlar. Her iki değerli konumuza bizlerle şöyle bir efendim bize ulaşabileceğiniz adresleri ifade edelim. @bloomberg.et Twitter adresimiz, hemen altında bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz var. küreselpiyasalar@bloomberg.com ama e-mailden de Twitter'dan da @bloomberg.et'den sorularınızı, mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Hemen bir tane okuyayım. İbrahim Şenbaş demiş ki Barış Bey öyle bir heyecanla anlatıyorsunuz ki kendimi futbol maçı izliyorum zannediyorum demiş. Ya İbrahim Bey nasıl anlatmayalım? Bir tarafta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Öbür tarafta CHP Genel Başkanı Muharrem İnce. Öbür tarafta CHP. Pardon. Cumhurbaşkanı adayı. Maç heyecanıyla oluyor. Maç heyecanıyla senle. Şimdi buna dair başka yani. Bir deyim var da onu söylemeyeyim. Evet. Hani anladınız. Anladık abi. Bu tarafta efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Öbür tarafta işte bir başka özel kanalda HDP'nin temsilcileri. Diğer tarafta ne vardı? Fenerbahçe değil mi? Fenerbahçe Bamit maçı. Ya biz ne yapalım? Diziler. Dizileri hiç saymıyorum bile zaten. Biz de arada işte ortaya çıkalım diye bir heyecan yapmaya çalışıyoruz. Hem de ekonomi anlatmaya çalışırken hepiniz bir kez daha bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Hemen Tufan Cömert'le başlayayım. Şimdi İtalya riski, İtalya riski dedik. Hafifledi mi? Ne oldu? Bitti mi bu İtalya riski? Ya bitmemekle beraber fiyatlama çok hızlı ve çok sert olunca dönüşlerde biraz şey yapıyor. Hızlı oluyor. Şimdi Euro dolardan devam edelim istersen. Şimdi olur. Seçim ne zaman oldu İtalya'da? 4 Mart'ta oldu. 4 Mart'tan bugüne yaklaşık 2 aydır İtalya'da hükümet yok. Şimdi biz Türkiye'de bu tarz şeyler olduğu zaman felaket, battık falan diye bakıyoruz ama hani burada müthiş bir Belçika örneği var. Yanlış hatırlamıyorsam 560 gün falan gibi hükümet kuramamışlardı. İşler de takır takır yürümüştü. Niye? Çünkü Avrupa'da ülkelerin bir genelde devlet geleneği var. Bürokrasi oturmuş. Tık 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 başında kim olmasa, birisi olmasa da işler yürüyor. Şimdi İtalya'da 2 ay hani her ne kadar bize biraz daha kültür olarak yakın olsalar da bir bozulma falan yok. Şimdi sıkıntı orada nedir? 2 tane popülist parti, biri sağdan biri soldan ciddi oy almışlar. Son anketlere göre yani seçim tekrarlansa bunların oy oranı %57'ye çıkıyor. Çoğunluğu da alıyorlar bu arada. Şimdi bu adamlar maliye bakım olarak önerdikleri akademisyen, şu an ismini hatırlamıyorum. Savona. Savona, yazımda da bunu yazdım ama neyse. Savona ciddi şekilde Euro karşıtı, Avrupa Birliği'nden çıkılmasını savunan bir isim. Şimdi böyle olduğu için de Cumhurbaşkanı Mattarella kendisine onay vermiyor, veto ediyor. Bunlar da diyorlar ki o zaman biz senin azlin için harekete geçiyoruz Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı bu sefer bizim eskiden tanıdığımız Carlo Cottarelli'ye hükümet görevi veriyor. Velhasıl ciddi hani o oldu bu oldu falan geçiyorum. Ciddi bir İtalya'da karışıklık söz konusu. Görünen o ki Eylül veya en geç Kasım'ın ilk 2019'un ilk çeyreğinde İtalya'da yeniden bir seçim olacak. Şimdi güzel olacak fakat böyle bir ortamda İtalya eğer Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde böyle bir siyasi görüş ön plana çıkarsa iş şurada karışıyor. İtalya'nın tahvil borcu Avrupa'daki en yüksek borç. Yani rakam olarak yüzde olarak Avrupa'nın en yüksek borcunu sahip devletlerinden bir tanesi. Faiz oranları gene Avrupa'nın geri kalan göre gayet yüksek. Bankacılık sektörüyle ilgili yıllardır ta 2012'deki Avrupa krizinden bu yana ciddi soru işaretleri var. Orada senelerdir halı altında süpürülen çok pislik var diye söylenir. Avrupa Merkez Bankası'nın işte Draghi'nin o meşhur ne gerekiyorsa yapılacak whatever it takes hikayesinden bu yana İtalyan tahvillerindeki alımlarla bankalar toparlamayı başardılar. Velhasıl şimdi sistem orada çok kırılgan.
bunu siyasi açıdan daha da hassas bir noktaya getirecek yapı oluşursa İtalya'nın devlet borçlarını yani ödeyememesi demeyelim ama faizlerin daha da yukarı gitmesi ve nihayetinde bankaların da çok zorlanması söz konusu olabilir. Şimdi çok uzattım fakat geldiğimiz noktada işte piyasa bunu fiyatladı. Bugün oldu. Çok fiyatladıktan sonra dediler ki ya şimdilik galiba biraz abarttık buradan dönelim. Fakat döndüğümüz yer neresi? 10 yıllık tahvil faizi 3.13'leri görmüş yanlış hatırlıyorsunuz. Evet. Orası 3.13 olsa gerek. Şimdi kaç? 2.91. Güzel yani 20 bas puan civarında düşüş var. Fakat geldiğimizde çıktığımız yere bakarsan çok daha düşük. 2 yıllık tahvil faizine bakarsan daha eğlenceli bir grafikler. -0.30'dan geliyor. Yani eksi faiz hala var dünyada, İtalya'da. Avrupa'da aynen. 2 yıllık tahvili eksi faiz işlemiyor. Yani bugün vadesi 100 olacak şeye sen bugün 101 lira veriyorsun. Böyle bir durum var. Şimdi ne oldu? Bir anda işte %1.5'lara çıktı. Müthiş bir hareket. Bir fonla alakalı haber çıktı bugün Bloomberg'te. Belki görmüşsündür. Şimdi ismini zikretmeyeyim. %50 civarında para kaybetti deniyor bu hedge fund. Yani ben paramı vermişim para kazansı diye %50'si gitti. Sırf İtalya yüzünden. Şimdi evet bir miktar burası geriledi. Muhtemelen biraz sakinleşir ortalık. Daha sakin olacak. ECB'nin acil toplantı yapacağı haberleri falan da burayı destekliyor. Fakat durum hala belirsiz İtalya'da. Buradan dünyaya, önce Avrupa'ya, akabinde bizim gibi gelişen ülkeler, Avrupa riski yüksek ülkelere sirayet etme ihtimali var. Olacak demiyorum, ihtimal var. Girişte aslında konuştum, bugün biraz rahatlama var. Yani gerek aralarında fikir ayrılıkları olduğu hikayesi, Savona'dan vazgeçtiler, Reuters'ın iddiası, işte bugün tahvil ihaleleri başarılı geçti haberleriyle Euro dolar yukarı gitti ve tufana çok kısa zamanda çok olumsuz bir fiyatlama zaten. İtalya'nın tahvil faizi yukarı attı kendisini sert bir şekilde. Işıkök'te sönümleniyor mu bu? Yani birkaç gün sorun unutabilir miyiz örneğin İtalya'ya? Ya şimdi İtalya sorununu aslında İtalya sorunu olarak görmemek lazım. Aslında bu Avrupa bankacılık yani zaten Avrupa bankalarının hisse senedi fiyatlarını inceleyenleriniz varsa yani ne dediğimi anlayacaktır. Aslında bu bir euro sorunu ya da şey bir para birimi sorunu olarak değil. Ben bunu genelde bu tip şeylerde sistem değişikliklerinde kimde İtalya riski var? Yani kimde İtalya riski var? Belirli bankalar var. Onlarda İtalya riski var. Şimdi olaya bu şekilde bir de tabii ki İtalyan tahvillerini hangi bankalar ve kimler hangi fonlar ellerinde tutuyor? Onlarda risk var. Yani çünkü şu ortamda orada Merkel varken bak oradan Merkel'i çıkar bütün oyun değişir. Ama orada Merkel varken euro para birimi olarak o sürdürülebilir bir para birimi olduğunu bize son 5 sene içerisinde 3 defa gösterdi. Demin bir tanesini çok güzel whatever it takes olayını Draghi'nin inanılmaz bir müdahaleydi o. Yani euroyu gerçekten kurtaran müdahale. İpten aldı. Sözler yani ipten alan bir müdahaleydi. Ve mükemmel bir FX traderlarının kariyerlerini yapacakları bir trend başlattı. Yani bir FX traderının deste otururken o sözle kariyerini milyonlarca dolarlık bir kariyerini başlattığı yer. Fakat olaya ben şöyle bakıyorum. İtalya riski kimde var? Mesela gidip Milan piyasası o kadar önemli bir hisse senedi piyasası mı dünyaya risk verecek? Hayır. İtalyan devlet tahvilleri, bankacılık sistemi yani böyle üzerinden mesela bir hadi atıyorum mesela ABD tahvil piyasasında birisi herhangi bir riskten konuşsa o bir dünya riskidir. İtalyan tahvil riski de işte birkaç tane bankada var. Onun için ben olaya biraz bu sorunların bu bir İtalya'da politik krizdir. İtalya'da politik krizleri İtalyan hani neydi belirsiz adamlar bir zaman çözecektir. Ben olaya böyle bakıyorum. ya benim olaya hani basit evet, ya basit bakış açısı o politik bir sorundur. Elinde İtalyan tahvili olanlar zaten neyin ne olduğu şu grafikten çok güzel gözüküyor belli. Ben onun için euro mesela euro tarafında bir kriz görmüyorum. Euro'nun da yakın zamanda ilk direnç olan 1.18-22'ye doğru bir harekete geçeceğini düşünüyorum. Yani ben burada tabii ki özellikle hani, yatırım şeyi olarak 1.19-80 altından yani euro alımı önermiş bir insan olarak buradan İtalya yüzünden paniklemedim. Böyle bir krizi de öngöremedim. Daha önemli bir şey var burada bu parametre içinde bizim düşünmemiz gereken. Tabii onlara geleceğiz. ABD Türkiye ilişkileri konusunda bugün çok önemli haber, çok önemli iki tane haber akışı var. Onlara gelmemiz lazım aslında. Bunları bu tip olayları geçip gerçek konulara gelmemiz lazım ama ben
şöyle bir olay görüyorum. Yani demin Tufay çok güzel söyledi. İtalya gibi bir çevre Avrupa ülkesinin hala tahvillerinde milyarlarca dolarlık nominal değeri olan tahvil negatif faizle fiyatlanıyorsa burada Avrupa Merkez Bankası yani ne yapıyor burada? Artık kendilerine bir o aslında Avrupa Merkezi kurmaylarının bir kendi kapılar kapalı kapılar ardında ya arkadaş ya bu hani Avrupa büyümeye başladı. Dünya ihracatı tüm küresel parametreler PMI'ler filan büyümeye ihtiyaç. Yani biz Avrupa Merkez Bankası olarak ne yapıyoruz bu tahvilleri hala 60 milyar euro alarak diye kendi kendilerini sorgulaması lazım. Tufan Cömert, şimdi bugün mesela Almanya'da da enteresan bir şekilde enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Yani euroyu, euro dolar paritesini yukarı atan, euroyu güçlendiren önemli hikayelerden, gelişmelerden bir tanesi bu. Biraz böyle sanki sürpriz gibi oldu. Bayağı sürpriz. Çünkü neden Tufan abi şunu soruyorum. Şu İtalya'da ortaya çıktı ya, veriler de son dönemde biraz böyle zayıf gelince herkes artık şunu, ya tamam Avrupa Merkez Bankası, evet çıkış mıkış unutun. Bu sene de bol para genişlemeye devam denirken Almanya çıktı meydana. Ya şimdi tam olarak ya öyle değil, hani senin şey değil de piyasa beklentileri çok hızlı değiştiği için bazen yakalamak hakikaten zor oluyor. Şimdi son dönemde Avrupa'da gelen veriler evet hani müthiş bir büyümeye değil de artık onun plato yaptığına hani çok da fazla bir iyileşme göstermediğini işaret ediyordu. Bu şu anlama geldi. Daha önceki hızlı büyüme işareti PMI'ler falan 60'lara vurduğunda herkes, ben de daha sonra şunu diyorduk. Avrupa Merkez Bankası 2019'un ortalarında değil de ilk çeyrekte çıkış için şeyini açıklayacak, yol haritasını açıklayacak. Şimdi verilere bakıyorsun, yani hani çok da bunu aceleye getirmeye gerek yok. İki, şimdi tamam çok güzel 60 milyar euro alıyor ama şu anda bunu almayı bırakıyorum dese yani İtalyan tahvil faizleri tepe taktak olacak. Daha da kötü. Yani öyle bir noktaya geldi ki kendi kendini besleyen bir şeye girmiş durumdalar. Bütün bu şeyde yani buradan tabii doğal olarak hani euro doların yani euronun biraz olumsuz etkilenmesi gayet zaten beklenen bir hareket. Almanya'da enflasyonun 1.6'dan 2.2'ye çıkması ki ekonomist beklentisi 1.8-2 arası değişiyordu. Bu anlamda evet hani biraz destekliyor ama iyisi bir hareketi geçirecek bir veri değil. Şimdi Almanya'yı izole etmek lazım. Almanya bambaşka bir ekonomik sistem var. O başka bir alemde. İşsizlik rakamı da açıklandı. Tarihi düşük seviyesinde. PMI'lere bakıyorsun Avrupa'da ne? Cari fazla veriyor. Bütün Avrupa'ya karşı cari fazla veriyor. Şant sevgili kardeşimiz Şant sık sık bu dengesizlikle şey yapar. Bahseder maillerinde, yazılarında filan. Hakikaten bütün Avrupa'nın asıl sorunu Almanya'nın ekonomik modeli. Şimdi Almanya bunu değiştirmediği sürece biz bir gün İtalya ile uğraşacağız. Bir sene sonra İspanya. Tekrar Yunanistan gelecek. İspanya gelecek. Portekiz gelecek. İşte Katalonlar ayrılıyoruz dedi. Onlara bir tur oradan gireceğiz falan. Yani hani Avrupa'nın derdi bitmeyecek. Yunanistan demiş yani bu arada güzel bugün bir açıklaması vardı Yunanlıların. Bayıldım. Diyorlar? İtalya'nın bu şeyinden, durumundan endişeleniyoruz. Biz de bulaşmasak korkuyoruz diye. Ya vallahi bir gülme tuttu görünce ama. Yunanlar şey diyor, yani. İtalya biraz kendine çeki düzen versin falan diye böyle. Valla işte hani, abi gün olur devran döner şeyi. Biz böyle çok bir geçtik o dönemlerden diyelim. Peki o zaman bir Refet Hoca'yı dinleyelim. Bugün neler söylemiş. Sonra içeriye doğru Işık Ökten dediği gibi konuşmamız gereken mesele var. Selçuk Bey de diyor ki Selçuk... yönetmenimiz Selçuklu, Selçuk Tez Bey. Bugün dolar düştü, faizler düştü. Avrupa artıda, Amerika artıda. Neden borsa İstanbul düştü? Bu konuda bir açıklamanız var mı? Asıl %1.7 yukarıda Bovespa. Son zamanların bizle beraber, Merval'le beraber en kötü borsası şu anda %1.7 yukarıda. Hadi onu da ekleyin. Hadi onu da ekleyin. Ben Selçuk Bey'e bir de onu da ekleyeyim. Peki bir izleyelim Efet Hoca'yı sonra devam edelim. Bu sefer burada özel bir durum var. Döviz kurumuz lira değer kaybettiği için aslında pahalanması gereken enerji şu anda pahalanmıyor. Bu seçim nedeniyle açık açık da söyleniyor zaten. Onun için de mesela şu anda benzin fiyatlarının arttığını görmüyoruz. Elektrik fiyatlarının arttığını görmüyoruz. Halbuki bunların girdilerini biz dolarla ithal ediyoruz. Ve bunların dolar fiyatları artıyor. Doların lira fiyatı da artıyor. Onun için mesela sizin... anneannenizin elektrik faturası yükselecek ve onu vaktinde ödemek özellikle önemli bir hale gelecek. Ve benzin aldığımız zaman hepimiz benzin fiyatlarının arttığını göreceğiz. Şu anda yapay yollarla, vergilerle oynayarak bu fiyatların değişmemesi sağlanıyor ama bunun bütçe etkisi kaldırılır bir şey değil tabii.
Onun için de seçimden sonra gelen kuvvetli bir enflasyon dalgası göreceğiz. Mekanik olarak göreceğiz bunu. Maliye politikasının para politikasını destekleyici olması, ülkenin genel fiyat istikrarı çerçevesi olan enflasyon hedeflemesine destekleyici olması gerekir. Bizde çok uzun zamandır değil. Biz çok uzun zamandır maliye politikasını gevşeterek büyümeye çalışıyoruz ve bu şekilde aslında bu büyüme doğru düzgün yürümüyor. Yürümediği için bu talep körüklemesi büyük bir borçluluğa, o borçlulukta ülke çapında kendisini cari açık olarak gösteriyor. Büyük bir borçluluğa ve enflasyona vurmuş talep olarak gösteriyor. Efendim devam ediyoruz. Tufan Cömert ve Işık Ökte'yle sohbetimiz devam ediyor. Şeyle başlayalım mı? Tufan Cömert'ten aldık en son yorum. Işık Ökte'yle devam edelim. Borsa İstanbul'la mı başlayalım? Bugünkü. Siz neyleysiniz? Evet, bunu bir konuşalım. Tabii. Borsa ne oldu bugün borsa? Evet. Her yer güzel. Evet. Dolar TL aşağı. Tabii. Borsa düştü. Şimdi bugün... bugün çok önemli bir etkenden konuşmak zorundayız. Bu önemli bir halka arzımız var. Aselsan ikinci halka arzı geliyor. 3.1 milyar TL civarında önemli bir halka arz. Aselsan tabii ki benim şöyle gördüğüm bir şirket, çok önemli bir şirket. Bence Türkiye'nin tek doğru düzgün teknoloji üreten ve bunu ihraç edebilen şirketi. Fakat Aselsan halka arzda şöyle bir durum ortaya çıktı. Aselsan halka arzının %60'ı yerli, %40'ı yabancı. Şimdi bu ortamda Aselsan halka arzının talep toplama sürecinde gelirken özellikle bu halka arzın eğer matematiğim doğruysa 1.8-1.9 milyar TL ki bu fiyatlamayı da işte 21,5-22 lira arasından filan yaparsak 1.8-1.9 milyar TL'si yerli kurumsal yani portföy yönetim şirketlerimiz ve hane halkımız yani sizlerden bizlerden oluşacak bir alıcı topluluğuna halka arz edilecek. Şimdi böyle bir ortamda yabancı kurumsalın %40'ta kalmış olması... Ki bu yabancı kurumsalın ben %60'a kadar yükselebileceğini düşünüyordum. Yabancı kurumsalın %60 değil de %40 tarafında kalmış olması yerli portföy yöneticilerimizi Aselsan halka arzına girmek için ellerindeki likit kağıtları satmaya zorlamış olabilir. Mesela ben bugün şu tip hareketler gördüm. Yani piyasayı tik olarak takip edemedim ama... Yani izinli olduğumdan ama mesela dolar TL 4.56 açılış 4.46'ya 10 kademe dolara veriyorlar. Aynı zamanda bakıyorum piyasamızın ana hisseleri kabul ettiğimiz Tüpraş %2 aşağıda, Ereğli %2 aşağıda, Akbank %2 aşağıda, Türk Telekom %8 aşağıda. Garanti Bankası dışındaki piyasamızın bütün ana hisseleri yani portföy yönetim şirketlerimiz ve bireysel emeklilik fonlarımız içindeki bütün hisselerde satış. Şimdi neden? Dünya pozitif, dolar manyak satılıyor. Yani hem G10 para birimlerine karşı satılıyor. Doğru. Hem İEM hisseleri yukarıda, her şey iyi. Şimdi böyle bir ortamda Borsa İstanbul'umuz 105.700'den kapanış 103.800'e 1900 puan çok ciddi bir satış. Ben bu satışı portföy yöneticilerimizin T+2'de yani Aselsan halka arzına T+2 takasta para çıkarmak için. Para çıkarmak ne demek? Aselsan halka arzını satın almak için ellerindeki malı satmaları olarak yorumluyorum. Çünkü gerçekten bugün Türkiye'mizde bir makro negatif haber akışı yoktu. Zaten makro negatif haber akışı olsa bunu CDS'e, dolar TL'de görürüz. Fakat Borsa İstanbul'umuzda çok ciddi bir negatif ayrışma vardı. Ben bu negatif ayrışmanın bu akşam itibariyle kapanmış olduğuna... Çünkü baktığım zaman ana hisselerden sadece Koç Holding ve Türk Hava Yolları'nda böyle bir satış görmüyorum. Bir de Garanti Bankası bugün bütün gün alıcılığıydı. Çok ciddi 9.50'ler civarında kapattı. Bu üç hisse dışındaki her hissede, likidite olan her hissede satış vardı. Ben bunu Aselsan halka arzına bağlıyorum. Tufan Cömert, kimi zaman... böyle portföy değişikliği olur mu? İzleyicim de sormuş. Neden diyor ellerindeki hisseleri satıp böyle bir halka arzına girer yatırımcılar? Zeki Ulu Yurt Bey sormuş. Hani neden dışarıdaki bir parayı ya da sıfırdan bir parayı alıp böyle bir yabancılar ya da yerliler böyle bir halka arzına girilmez ki?
Şimdi ben tabii Aselsan Ak'ta yorum yapamam. Tamam. Konsolosu üyesi olacağım ama genel hani teorik olarak genel, neden tabii, bu soruyu olacak o anlamda evet. cevap edeyim. Şimdi bir halk arz, yani özellikle bu ikinci halk arzlarda dönüp bakarsın piyasa fiyatı zaten bir önceki kapanışı belli. Buna göre üst kontrolü satılıyorsa burada bir fırsat vardır. A maliyeti yukarıdaysa bunu paçallamak için fırsattır. B o kağıt yoksa girmek için hele piyasa değeri de yüksek 30'da etkileyecek bir şirketse yani almak zorundaysan zaten mecburen girersin. Şimdi bunun için tabii bir fon yönetiyorsan fonun içindeki para sabit. Yani bu sonsuza kadar dışarıdan para çekebileceğin bir şey yok. Ya fonun içinde o ayarlamayı yapacaksın, tahvil satarsın, hisse satarsın. Muhtemelen bu farklı varlık sınıfları içinde yapmazsın da hisse arasında geçiş yaparsın. Buna göre ağırlığı düzenlersin. Genelde olan budur. Şimdi yabancı açısından dönüp baktığında da şimdi aslında yani hani biraz genel piyasaya döneyim ben burada. Şimdi Türkiye ile alakalı genel olarak yabancıların bakışı olumsuz değil artık. Yani şu Merkez Bankası'nın faiz arttırımı sonrasında şimdi acayip olumsuzdu yabancı. Burada hep konuşuyorduk, hakikaten sinirleniyorduk. Şimdi ortalama üzülüyorduk tabii. Yani hepimiz işte hep konuşuyoruz. Aynı gemideyiz, olacak şey değil. Şimdi genel olarak ortalamada nötr diyebilirim. Yani çok olumlu değiller, hala çok olumsuz olanlar da var ama bence çok onlar geride kaldılar. Yani süper olumlu olacak bir ortam da yok, onu da kabul etmek lazım. Dün gene New York'tan bir fon yöneticisiyle konuştuk. Nedir, ne düşünüyorsun diye. Hani şimdilik ben biraz izlemede kalmak istiyorum. Dedi ki bir ay önce yani siz işte 3 günden kalmaz batarsınız tadında yorumlar yapan bir arkadaştı kendisi. Hani bu bile bir şeydir. Şimdi böyle olunca bu fonların şu anda Türkiye'ye ciddi para sokması da zor. Bunun ek olarak şimdi bugün MSCI ile alakalı bir haber vardı. Türkiye'nin oradaki ağırlıkların limitleneceği gibi şeyler de vardı. Şimdi bir karışık bir ortamdayız o anlamda. Şimdi Avrupa işte bu İtalya meselesi karışık. Biz Türkiye'de seçime işte bugün itibariyle 26 gün mü kaldı? Yani 20 küsur gün kaldı artık bir aydan daha kısa. Onunla alakalı hala senaryolar işte konuşuluyor. Ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Bu halka arz sebebiyle piyasada zaten likitte de böyle bir dönüp dolaşıp ne olacağını bir göreceğiz. Hani velhasıl şu anda çok dışarıdan para çekeceğimiz bir ortam yok. Çıkış durdu ama yeni girişler için biraz daha vakit lazım gördüm. Bunu biraz kuşum. Yabancıların Türkiye'ye olumsuz bakışı sona erdi. Olumlu değiller ama nötr. Ortalamada öyle görüyorum. Ortalamada öyle. Tabii hepsi biri biri ama genel bakış itibariyle ifade ediyoruz. Işıkök'te yabancıların Türk varlıklarına biz o olumsuz havayı sildik mi? Yani evet. Ya işte Türkiye işte hemen böyle geçmiş rezervler, algı, hep konuştuğumuz iletişim, hep sıkıntılı oldum. Bunları atlattık mı, atlatıyor muyuz? Şu anda bizim şu güne gelirken kara bir Mayıs ayı. Yani de oradaki de zaten belli. Mayıs ayına dolar TL'de 4.03 girdik. Neler olduğu belli, bir %18 değer kaybı yaşadı filan. İki tane ana sıkıntımız vardı. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankamızın iletişim kopukluğu ve kredibilitesinin sorgulanması. İkincisi de bence sürekli büyüme, teşvik, işte istihdam, mega proje gibi ortaya konan makroekonomik verilerin yabancının duymak istediği yeniden değerlenme, enflasyonla savaş, ithalatın, ihracatın iki katı kadar fazlalaşması gibi kavramlarla örtüşmemesiydi. Bu iki tane sorun vardı. Şimdi bu iki sorunu da halletmiş gözüküyoruz. Bir, Tufan'ın çok güzel dediği gibi Merkez Bankamız bu iletişim kopukluğu ve kredibilite düşüklüğünü bir şekilde kur stabilitesini öne koyarak bir şekilde geç de olsa aştı. İkinci konuda da Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı önemli açıklamalar var. Diyor ki artık Türkiye, Hatice Hanım da aynı açıklamaları yaptı. Artık Türkiye bir şekilde bu teşvikler, büyüme bilmem ne işte %7 kopup gideceğiz, ona vereceğiz para, buna vereceğiz. Parayı aşalım, başka konulara fokus olalım konusuna geldi. Şimdi yabancı hiç radarında olmayan, Türk lirası varlıklar hiç radarında olmayan insanlar şu anda Türk lirası varlıklara DİBS olsun, Borsa İstanbul olsun bir şekilde bence bakacak konuma geldiler. Yani şu fiyatlamalardan bakacak konuma geldiler. Onun için ben Türk lirası varlıklara sürekli ya biz burada konuştuk. Bir tane Fransız bankası geldi tarihi dip seviyeden Merkez Bankası yani böyle bir hani konuştuğum geçen hafta anlattım. Yani gidip Güney Afrika randı al tarihi dip seviyeden 2.65'ten ya
TR Weiser 2.65 işlem görürken adam gitti Türk lirasını açığa sat diye rapor çıkardı. Yani ben böyle donup kaldım bu raporu gördüğümde, insanlara yollamadım, müşterilerime yollamadım. E ne oldu? 2.75'e gitti işte. Yani olanı yani. Oldu. Heh. Merkez Bankası çünkü artık dedi ki yani ne olduğu belli olmayan insanlar benim kredibilitemi sorgulamaya başladı dedi. Bravo. Bak bu çok önemli. Bravo. Ne olduğu belli olmayan insanlar gidip bizim Merkez Bankamızı sorgulayıp tarihi dip seviyeden Türk lirası açığa sat diye raporlar çıkarmaya başladılar. Televizyonlara çıkıp konuşmaya başladılar. Bak bu çok önemli. Senin bak şu kurda her zaman şunu söyleyeyim. Şimdi burada bizim de tabii kendimize bir aynaya da bakmamız lazım. Şurada bak çok güzel bir yer var Barış, şurada. 4.39. 4.39, 4.92 hareketinde ana alıcı kim? Yerli kurumsal ve hane halkı, dolar TL. Şimdi biraz sonra tekniğinden konuşuruz da. Yani sen tabii orada biziz. Evet. Tabii. Şimdi onu da kendi kendimize söyleyeceğiz. 6 günde kur 4.32'den 4.39'dan 4.92'ye kalkarken ana alıcı biz. Yabancı bize mal verdi. Şimdi tabii aynen. Şimdi burada sen çok güzel bir soru sordun. Ben Tufan'a bir cümleyle bir şey ekleyeceğim. Yabancının bakış açısı o kadar negatifti ki adam diyordu ki artık benle Türkiye konuşma. Yani ben sen anlatacaksan gel kardeşim abi, aman abi filan. Şu anda hiç değilse konuşacak seviyelere geldik. Neden? Bir, şu hareketlerle sen ağırlıklı fonlama %16.5'a çıkardın mı? O adam çok sever reel faizi. O güzel gelir. Heh, oradaki sorunumuz da ne oldu? Şimdi yıl sonu TÜFE beklentileri 2 ay evvel ya da 9.20, 9.25'lerde olan ne oldu? %11.5'lara çıktı. Şimdi sen bir adamın karşısına gittiğin zaman bu rakamı da açıklıyor olman lazım. Sana adamın ilk sorusu bu olacak. Ya kardeş diyecek, bu enflasyon ne yapacaksın sen? Tufan Cömert, geçen hafta bir yerde ben şunu açıklamayı da yapma ihtiyacı hissediyorum. Bu programı Baki Atılal'da vardı. 3 değerli konumuzla gerçekleştirdik. Işık Ökte, Tufan Cömert, Baki Atılal. Merkez Bankamızın 300 bas puanlık faiz artışının akşamında 2 saatlik program yaptık. Ve o programda hem Işık Ökte hem Tufan Cömert Türk lirasının değer kazanacağını, hatta 4.40'lı seviyelere geleceğini, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Her iki konumda ifade ettiler. Sonra bir gün sonra tabii ki bir Halkbank dedikodusunun, bir tamamen yalanın ortada piyasada dolaştırılması maalesef. İşte ceza kesici şu kadar milyar dolar iddiasıyla piyasa bozuldu. Yurt dışı da olumlu değildi ve dolar TL bir kez daha işte 4.56 açılış 4.80 üzeri gördü. O Halkbank dedikodusuyla 4.56 4.80 hareketi yaşadı. İşte. Ne oldu? İşte niye bak işte söyle yorumcuların falan birçok mesaj aldım. O gün tabii en azından şunu yazabildim. Biraz lütfen zaman verelim. Bakın bir hafta sonra buraya geldik. Herhalde bizi izleyenler bu programı düzenli bir şekilde takip edenler gelinen noktayı 105 bin de söylemişti. 106 bini gördü konuklarımız. Lütfen bazı şeyleri de takdir etmenizi de rica ediyorum. Bunu burada bir borç olarak söyledim. Her iki konuğum adına ben söylemiş olacağım. Tufan Cömert. Şimdi bu hareket tabii ki devamı gelecek mi? Merkez Bankası'ndan bir de sadeleşme geldi. Yani. Londra sadeleşme değil ama normalleşme sadeleşme. Yani öyle ifade edildi. 4 tane faiz var ama sadeleşme hadi. Diyelim diyorsun. Şimdi burada bir sonraki aşamada Londra temasları, oradan bazı iddialar çıkan, bugünkü Merkez Bankamızın enflasyon raporu, gerekirse daha fazla sıklaştırma yaparız. Şöyle bir şey de var. Ben kimilerine soruyorum. Ya işte 4 Haziran'da Mayıs ayı enflasyonu gelecek. Yukarı gelirse bir tur daha gelir. 7 Haziran'da faiz artışı falan da gelebilir mi diyen var. Yok canım öyle şok olmaz diyenler de var. Öbür türlü diyen ne diyorsun? Şimdi dün Bloomberg Terminal'de böyle bir haber çıktı. Londra'da Sayın Şimşek'te, Sayın Çetinkaya'nın temaslarında bir fon yöneticilerine atfedilen böyle bir haber çıktı. İşte Mayıs enflasyonu yüksek gelirse yeniden faiz artabilir dedi diye çıktı haberler.
Şimdi bu bugün TL'de gördüğümüz aslında değer kazancında etkili konulardan biri. Ama sonrasında zaten başkalarından da açıklama geldi. Şimdi bunu biz de duyduğumuzda biraz hani bunu oturup düşündük. Şimdi gidip orada bu mesaj verilmesi çok anlamlı değil. Şimdi ne olmuş olabilir diye düşündük. Şimdi zaten Merkez Bankası'nın standart bazı kullandığı ifadeler. Bugünkü PPK toplantı tutanaklarında aynı şeyler geçiyor. Beklentilere dikkat edilecek. Hani tam ifade bu değil. Yani meali böyle. Beklentiler böyle olduğu sürece Merkez Bankası sıkı para politikasına devam edecektir. Ana şey bu. E şimdi bunu doğru dürüst dinlemeyen bir yabancı Merkez Bankası demek ki beklenti olacak, enflasyon yukarı gidecek, faiz artacak diye anlamış olabilir diye kendilerimizle konuştuk. Nihayetinde gerçekten diğer fon yöneticilerinden gelen haberde yorumda buna benzer. Şimdi Merkez Bankası tekrar faiz artırır mı? Mayıs ayı enflasyonu yüksek gelecek. Hani bunun için çok detaylı kahin bir hesap. Aynen kahin. Çok detaylı hesap. Yani kurda daha zaten 4.20'ler 4.30'lara gelirken biz bunun yansımasını gördük. Daha 4.70'leri falan da daha göreceğiz. Onlar da gelecek. Yani enflasyon belli ki uzunca bir süre 11'in falan çok altına inmeyecek. Bir miktar belki yukarı bile gidebilir. Petrole bağlı. Şimdi Merkez Bankası buna göre bir sıkılaştırma yapabilir mi? Şimdi kullandığı mevcut faiz koridoru sisteminde Merkez Bankası şöyle bir farklı bir şey yaptı yani. Yani farklı demeyeyim ama şimdi eskiden ne yapardı? Gecelik borç verme oranım şuyken şuna çıkardım. Alma buydu bunu çıkardım. Net söylerdi. Bu sefer diyor ki ben haftalık repoyu geçikliği endeks eşitledim. 16,5 yaptım. Yeni politika faizim bu. Alt üst 1,5 puanlık bant içine dalgalanmasına izin vereceğim diyor. Net olarak şu olacak diye söylemiyor. Her ne kadar matematik basit 2+2 bu şey yok ama böyle bir bant koymuş olması Merkez Bankası'nın aslında hala esnek olmak istediğini gösteriyor mu? Konan bunu mesela dün akşam bizim konuştuğumuz ekonomistler de bunu eski sistemi artık bir kenara bırakın diyorlar. Yani orada o esneklik öyle bir şey bitti diyorlar. O artık geçtiğimiz sistemdi. Artık tek politika faizi tek fonlama. Yani işte tamam. 1,5 yukarıda işte var onu kullanır zor günlerde böyle bir şey bitti diyorlar. Katılmıyorum. Kullanacağını düşünüyorum. Yani bugün Merkez Bankası'nın faizi 16,5. PPK ile ancak bunu yukarı çeker diyorsak o zaman zaten faiz koridorunun hiçbir gereği yok. Öyle olsa Merkez Bankası derdi ki tek bir faizim var işte sadeleştirme o olurdu. Haftalık repo faizi 16,5 GLP var o zaten hani kapanamayan bankalar için kullanılacak ceza sistemidir. Başka faizim yok derdi. Niye bunu desin ki? Şimdi bu faiz koridoru aslında her zaman bu en son ilan ettiği gibi vardı. Dönelim işte 2007-2008 öncesine Merkez Bankası piyasayı bu kadar sıkıştırmıyordu. Bazı günler mesela maaş ödemeleri olduğu zaman likit de oluyordu. Piyasada likit de fazlası olduğu zaman Merkez Bankası borsaya altta kotasyon giriyordu. Sen oraya veriyordun paranı. Faiz belli bir yerin altına düşmüyordu. Yukarıda da zorlandığı zaman gecelik rapodan merkezden borsadan alıyordun. Şimdi o zaman likitte daha hareketliydi. Şimdi öyle değil. Sabit Merkez Bankası'nın her gün bankacılık sistemine verdiği bir rakam var. Bu rakam azalmadıysa, ciddi böyle bir likitte dalgalanma olmuyorsa Merkez Bankası'nın zaten bunu altını kullanma ihtimali yok. Ya 16,5 kullanacak ya 18. Bunun ötesinde yani hani ikisinde olma ihtimali var bu durumda. 7 Haziran'da bir adım gelir mi? Reklam edeceğiz ama bir soralım. An itibariyle öyle bir beklenti yok benim gördüğüm. Bence olmasına da gerek yok. Işık Ök'te bir cümle. 7 Haziran'da bir adım gelir mi? Bekliyor musunuz? Mayıs enflasyonuna göre. Ben şu anda %16,5'ta devam edeceğini inanıyorum. Merkez Bankası. Evet. Bir adım atmayacağım. Peki bir araya gidelim. Aranın ardından Işık Ök'te ve Tufan Cömert'le sohbetimiz devam edecek. Faiz koridorunu koruması Merkez Bankası'nın hala esnek olmak istediğini gösteriyor. Ne kadar artık tek faiz var denilse de gerektiğinde koridor kullanılabilir dedi Tufan Cömert. Geçtiğimiz bölümde Işık Ök'te ise efendim bir önceki bölümde Euro'da bir kriz öngörmüyorum. Kısa vadede Euro doların 1.18-22'ye doğru bir harekete geçeceğini düşünüyorum dedi yine bir önceki bölümde. Sohbetimiz devam ediyor. Her iki konuğumuzda Tufan Cömert'e dönelim. Şimdi mesela Moody's'in büyüme beklentisini düşürmesi var. Evet. Bayağı bir sert aşağı hareket. Tufan abi Moody's şöyle bakıyorum. Bu yıl için %4'ten zaten düşükmüş. 4'ten 2,5'a çekiyor bu yılı.
Ya ilk çeyrekte zaten %7 büyüdük. OECD ise 5.1. Yani nispeten makul, yakın gibi. Bu büyüme, yani faiz artışı da geldi. Şöyle yorumlar da var. Ya öyle bir noktaya geldik ki hem yüksek kur hem yüksek faize biz geldik diyen, büyüme olumsuz etkilenecek böyle yorumlar. Ne diyorsun bu konudaki yorumlar? Şimdi şu yüksek faiz konusuna bir tur daha bir döneyim hızlıca. Tamam. Şimdi kur yukarı giderken zaten faizler yukarı gitmişti. Yani aslında Merkez Bankası'nın buradaki yaptığı faiz artırımı resmi faiz, politika faizine realiteye uyumlu hale getirmekti. Yani bunu bir yerli yerine koyalım. Şimdi dolayısıyla bizim aslında işte kabaca Mart-Mayıs bu iki aylık dönemde faizde gördüğümüz yükseliş zaten bir süredir bizim gördüğümüz, fiyatladığımız büyüme göstergelerini yansıyan konulardan bir tanesi. Şimdi bu büyüme üstüne baskı yaratır mı? Kuşkusuz yaratır. Ama böyle bugünden yarın yaratacak bir konu değil. Bundan daha çok kurun seviyesi bizim için önemlidir. Kur daha da yukarıya giderse, yani işte önceki gibi 4.92, 5 neyse buralara gidip burada kalırsa, o zaman zaten yatırım harcamaları falan iyice azalacak, insanlar önlerini göremeyecekler. Asıl o zaman büyümeden kaygılanmak lazım. Tüketici güveni düşüyor. Aynen öyle. Ama şimdi kur en azından şimdi 4.5'larda bir yerde dengelendi diyelim kabaca. Artex, yani gün içinde müthiş volatilite olmaya devam ediyor. 10 kuruş Artex'e bant içine gidiyoruz artık. 4.5'da dengelendi diyelim ki ben biraz daha aşağı geleceğini düşünüyorum. Yani muhtemelen önümüzdeki günlerde Avrupa'da filan da korkulan şeyler olmaz ki, o görüşe değilim. 4.30'ları doğru düşeceğimizi tahmin ediyoruz. Şimdi böyle bir durumda bizim büyümemiz tarafında bir baskı olacak mı? Şimdi bizim beklentimiz, hani piyasaya dönüp baktığımızda zaten ortalama beklenti 4-4.5 civarında. %7 büyüme beklentisi yok. Çünkü şunu biliyoruz ki %7 büyüdüğümüz zaman enflasyon çok ciddi artıyor, cari açık çok ciddi artıyor. Şimdi bu sene zaten bu kadar ciddi bir artışın üstüne bir kez daha böyle bir darbe yiyemeyiz. Kredi garanti fonu etkisi vardı geçen sene. 2016'dan kaynaklanan baz etkisi, darbe girişiminden kaynaklanan baz etkisi vardı. Şimdi bunları koyuyorsun. İşte KGF bu sene 35 milyar gibi bir limit açıldı orada. Aynı ölçüde zaten büyüme olmayacak. Ha %2,5'luk da muhtemelen büyümeyeceğiz ama 5'lik büyüme de biraz iddialı geliyor. O yüzden böyle 4 civar artı eksi makul görünüyor şu anda büyüme anlamında. 4.30'lara muhtemelen gelebiliriz diye. Sayın Mehmet Şimşek, aslında senin söylediğin Tufan abi ve hani belki de piyasanın uzun vadede hani hoşuna gidebilecek bir yeniden dengelenme. Sayın Mehmet Şimşek'in mesajında yani çok yüksek 7, 8, 10 büyüme rakamlarının yerine şöyle bir sevgili yönetmenim, evet beni bir kaldırırsa ayağa doğru arkamıza da şu grafiği verirse. Ya burada politika setimizi güçlendirdik. Önemli bir mesaj. Yani çok net mesajlar veriyor Mehmet Şimşek. Şu ekonomide yeniden dengelenme süreci. Yani biz artık çok yüksek büyüme oranlarından, cari açığı patlatan ve enflasyonu patlatan büyüme patikasından yeniden dengelenmeye doğru gidiyoruz diyor. Ve burada da işte hemen altında enflasyon ve cari açıkta mücadele önemli önceliğimiz diyor. Seçim sonrası ve yapısal reformlar. Yani buradaki yeniden dengelenme Işık Ök'te, değil mi? Senle de konuşmuştuk. Ne diyorsun? Kesinlikle doğru bir söylem. Zaten iki hafta yani konuşuyoruz Tufan'la burada. Bu yani Türkiye'nin yeni hikayesi bu. Hani biz bir müşteriye gittiğimizde hikaye anlatmak istiyorsak artık bu. Hani her zaman biz söylüyoruz. Bize her zaman Türkiye piyasaları, Türk lirası varlıklar bize her zaman doğru hikayeler vermişti. Son birkaç seneye kadar. O hikayeleri kaybettik. Şu anda o hikayeleri yeniden yazma fırsatımız doğdu. Ama bu fırsat için bizim bazı şeyleri arka plana itmemiz gerekiyor. Yok işte ona buna kredi ver, bireysel kredileri yükselt, işte o gitsin Kore'den televizyon alsın, iPhone alsın, işte o inşaatçı kredi çevirsin, ona yani mega proje. Hayır, şimdi bu Türkiye'nin hikayesi olamayacağını son iki sene bize gösterdi. Bu onun için rebalancing, benim söyleyeyim yeniden dengelenme süreci, bu süreci en başta kim yaşadı? Çin. Bak Çin çok güzel bir şekilde dedi ki ya kardeşim benim öyle artık %10'lar, 12'ler filan beklemeyin. Ben sürdürülebilir %6.3 büyüyeceğim. Bak Çin'in 3.1 trilyon doları var. Çin mesela büyüyemez mi istese? Çin istese şu anda %6.5, 7 değil. O grafiği bir yükseltir. Der ki, ver kardeş, orada çok güzel 72 tane şehir var. Onların yerel hükümetlerine arkadaşlar herkesi topla. Onlara bilmem ne kazdır, öbürküne kapat.
Bir anda bir bakarsın Çin ekonomisi kopuyor mopuyor. Biz biraz bunu yaptık işte. Yani sürekli bir fakat biz bir de paramız olmadan mı? Şimdi buradaki yeniden dengelenme sürecinde bizim anlamamız gereken şu. Yeniden dengelenme sürecinde bir, ihracatımız bir kademe giderken ithalatımız iki kademe gitmeyecek. Onun için bu iPhone'ları, Kore'den gelen televizyonları bilmem biraz bireysel tüketim de azalacak. Bu teşvik filan dediğimiz olaylarda o bankacılık sistemi üzerinden mesela bugün Sadi Hoca çok güzel söyledi. Dedi ki Sadi Hocamız ya dedi ben bakıyorum dedi 2018 senesi içinde 5,5 aylık süreçte bankacılık sistemi 300 milyar TL piyasaya daha fazla kredi vermiş. Bu kredi nerede ya dedi. Piyasada kiminle konuşsan likidite sorunu var dedi. Vatandaş dedi kredi kartından kredi kartına yaşıyor. Çok güzel anlattı şeyleri. Ben Hadi Hoca'ya söyleyeyim o para nereye gitti. O para borç çevirmeye, büyük kurumsalların borcunu çevirmeye gitti. Şimdi hani olayı tabii dolar TL ile falan bağlayacağız da senin sorduğun bence sorunun ana şeyi bu yeniden dengelenme süreci Türkiye için harika bir makro hikayedir. Bundan sonra inşallah 2018'in ikinci çeyreğinde buna inanan ve o TÜFE yıl sonu beklentisi %11,5 gördüğünde korkan adam var ya, o adama desen ki bak baba %9'ları filan sen unut, %11,5'tan %11'e düşecek bile o gelir buradan senin 10 yıllık tahvilini %14,5'tan alır. Ki alıyorlar. Alıyor da. Çok güzel abi. Peki bir Melike'yi toparlayalım sonra ya tabii ya o kadar izleyicilerimiz de haklı. Hani altın, petrol konuşmuyorsunuz. Ya konuşamıyorduk yani hani günlerdir de konuşamıyoruz da kusurumuza da bakmayın hakikaten onlara çok bu tansiyondan pek süre gelmedi. Bir Amerika'yı kapatalım, kapanışı rica edelim ekranlara. Gayet güzel bir kapanış var Amerikan borsalarında %1,3'e varan yükselişler endekslerde. Sevgili Melike bakalım hangi notlarla karşımızda Melike? Bugün dünden çok farklı bir gün. 180 derece farklı. Dün kıpkırmızı, bugün yemyeşil bir gün. Ardında yatan sebepler de İtalyan dramasının arka plana atılması. Chevron, Exxon gibi büyük enerji devlerinin performansının iyi olması. O da tabii enerji fiyatlarının yukarı çıkmasından, biraz kendilerini toparlamasından kaynaklanıyor. Petrol fiyatları yukarı çıkınca hemen zaten enerji hisselerinde performansın yukarı çıkışıyla bunun yansımasını görüyoruz. Bir yandan da gelen ekonomik veriler beklentilere yakın, paralel geldi diyebiliriz. Çok az bir devyasyon, ayrışma oldu ama büyüme yolunda, aynen Fed'in 5 kitabındaki gibi konuşuyorum aslında ama büyüme yolunda enflasyon yukarı çıkmaya devam ediyor. Alüminyum çelik fiyatlarındaki artıştan bunu görebilirsiniz diyorlar onlar da. Ve istihdam da zaten gittikçe artıyor. Her ay bir artış trendine girmiş durumda. O yüzden Haziran faiz artışını destekliyor. Yani 5 kitabın içinde Haziran'da faiz artış olacaktır diye bir cümle, bir telaffuz yok. Sadece bir şekilde bu Haziran Fed faiz artış politikasını destekliyor. Nelerle? İşte özellikle ekonominin gidişatıyla. Bir yandan da Beyaz Saray'a bakıyor yatırımcılar. Çünkü Çin'in üzerine konacak vergilerle ilgili planların daha detayları gelecekmiş. Ve Kuzey Kore ile ilgili toplantı tamam 12 Haziran'da olabilir dendi. Geri çekildi olabilir dendi. Bunun planları bekleniyor. Bunun planlarının detayları ve konfirmasyonu tabii ki bekleniyor. İşte böyle bir günde biz bir yandan da core PC dediğimiz enflasyon rakamında %2,3'lere geldiğini görüyoruz. Şahsi harcamalarda biraz bir düşüş var ve dediğim gibi büyümede %2,2 geldi. Revizyonlu birinci çeyrek rakamı bu. Yarın da şahsi gelirler, harcamalar, PC deflator dediğimiz bir enflasyon barometresi, endeksi, enflasyonu ölçen barometre ile işsizlik sigortası başvuruları klasik her perşembe günü gelen ekonomik verilerden olacak diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Sevgili Melike çok teşekkürler. Hemen dönüyoruz stüdyomuza. Az bir vaktimiz kaldı. Tufan Cömert, kur böyle biraz daha net ifadelerle bundan sonrasına dair düşüş devam edecek mi? Şimdi bir şu bizim kendi çalkantımız bitmeye ben yakın diye görüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki bugünden yarına değil ama dışarıdan da yeni bir itki gelmezse, olumsuz bir şey gelmezse TL'de biraz daha değerlenme bekleriz. 4.30'ları görme ihtimalimiz var.
dediğim gibi bugünden yarına değil ama şu anda yukarıdan ziyade aşağıya oynamayı tercih ederim. Sonra yarın demişsin. Ya 4.30 dedim tufancıma yarın olmadı falan. Diye, aynen öyle. Bakın bir hafta dedik 4.40'lara geldi. Dedik değil mi yani konukların dedi yanlış anladım. Işık Kök'te. Şimdi geçen hafta konuştuğum şey şu. Bu biliyorsunuz her zaman FX'te her zaman FX şeyinde teknik analize bakıyoruz. Bu çok önemli bir yer. Şu anda kurda dolar TL'de gördüğümüz yer. 30 Nisan günü dolar TL'nin yukarı hareket başlangıcı 4.03.01 seviyesidir. Tarihi zirve 4.92.53. Fibonacci %50 geri dönüşü bize 4.47.77 gösterir. Şu anda oraya çok yakınız. Bak kümeleniyoruz. Bir bayağı bir 4-5 saat oradayız. 4.46.42. Ben son yukarı hareketin başlangıcı hani yerliler sürekli buradan 4.39-4.92 hareketi. Ben bu şurada çok güzel bir yer var 16 Mayıs 4.39.42'ye yani bu aşağı trendin devam edeceğini öngörüyorum. 4.39.42 önemli. Burada başka bir şey söyleyeceğim. Bu 4.39.42-4.92.53 hareketi tarih aslında keşke tekerrürden ibaret olmasaydı. Bu hareketin aynısını nerede gördük? Ocak 2017 yine dolar TL 3.92-3.94 yaptı. 7 işlem gününde ne yazık ki burada da 6 işlem gününde çok daha fazla bu sefer de tabii ki 53 kademe giden bir dolar gördük. Şu anda Merkez Bankamızın ben şu söylemini sevdim. Sıkılaştırma söyleminden daha çok orada hani Tufan'ın dediği gibi çok yüksek faizler tutması, GLP'leri %19'da filan tutması, burası Türkiye'dir. Her şey her an kullanılabilir. Peki, Membiç Amerika ile müzakereler 4 Haziran'da iki evet. Dışişleri Bakanı'nın, Amerikan ve Türk Dışişleri Bakanı'nın Sayın Çavuşoğlu'nun görüşmesi var. Membiç sanki çözülüyor gibi ama bir de F-35 evet. Konusunda açıklamalar geliyor. Şimdi Anadolu Ajansı'nın haberinde teknik ayrıntıların bu şekilde anlaşıldı. Hani plan var, detayına girmeyeceğiz. Bunda en sık imzalanması durumunda işte harekatın yani bu şekilde çözüleceği yani mevcut sorunun bu şekilde çözüleceği yönde bir haber. İşte bu önemli. Neden? Bizim bir süredir dönelim söylemlerimize Amerika ile bayağı bir gerginiz. Özellikle Kuzey Irak konusunda politikalarımız örtüşmüyor. Afrin harekatı sırasındaki zaten genel Amerika'nın tavrını da gördük. Şimdi burada Membiç'in bu şekilde çözülüyor olması bizim ilişkilerimizin yumuşayacağı yönünde ben bir sinyal diye okurum. Şimdi dönelim. Türk lirasındaki bu değer kaybının sebeplerinden biri de bu değil miydi? Bizim Amerika ile ilişkilerimizin işte bayağı bir ekşimesi, Avrupa ile sürekli itişiyor olmamız. Şimdi buradaki siyasi risk priminin de azalıyor olmasa TL'ye destekleyecek unsurlardan biri olur. Ha dönüp işte 3.79'da başlamıştık seni. Oraya dönmeyeceğiz ama en azından şuradaki bu saçma sapan köpüğün önemli bir kısmını daha geri vermemiz söz konusu olur. Dolayısıyla bu haberi çok önemsiyorum. 4 Haziran'da burada gerçekten güzel bir şey olma ihtimali var bence. Işık Ökte. Ben Membiç olayına bir de Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı Amerika'dan F-35 uçakların alınmasıyla ilgili çok önemli açıklamalar var. Orada belirli hukuki olarak ABD ile anlaşmalar imzalanmış. Bu F-35 açıklamalarından ben şunu anlıyorum. Anladığım kadarıyla Amerika S-400 Rusya füze yüzünden bunları biraz geciktirmeye almış. Ama bu da hani Amerika ile aramızda ikili ilişkilerde şu anda piyasanın çok yakından takip edeceği bir konu olacaktır görüşündeyim. Membiç'in çözülmesi pozitif. Kesinlikle pozitif. Piyasa. Yani bu 4.56-4.46 hareketinde bununla önemli bir şeyi var. Ben Borsa İstanbul'un da yarın Aselsan satışlarından sonra 105.100 direnci üzerine atacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten bugün hiçbir anlam veremediğimiz piyasamızın gerçekten yani ana hisseleri, iş şeysi, akı, telekomu, Ereğlisi, Kardemir'i, Kozalı bunlarda satış vardı. Bence bunlar direkt Aselsan'la alakalı satışlardı. Tufan abi Borsa İstanbul. Borsada kabaca biz 104-107 arasında bir çıkar hani faiz artımı söz demiştik. Oralara geldi işte bu tarz şeylerde satışlar biraz aşağı geldi. Hala bir miktar yükselişi mümkün görüyoruz ama yani hani 106-108 gibi hani o bir bant 1000 puan sadece yukarı çekebilirim.
Bunun ötesine gitmesi için bizim tamamen şu halka süreçlerini, piyasadaki dengelenmeyi görmemiz lazım. Seçim konusu var. Aynen öyle. Daha bu senaryoları hiç konuşamadık bile. Yani fırsat olmadı ki. Fırsat olmadı hani, biraz. Hani öyle biz gerçekten konuşmamazlık da yapmadık yani. Fırsat olmadı. Yok yani bir aydır çünkü can derdindeyiz. Yani şaka gibi. Tabii. Kur yukarı gidiyor. Yani her gün 20 kuruş 10 kuruş giden bir kur varken ne seçim anlaşıyor ne konuşacak hali kalmıyor insanın. Şimdi daha yeni yeni normalleşiyoruz aslında. Bundan sonraki süreçte oturup bunları da konuşuruz inşallah. Açık açık konuşuruz. Yani, vatandaş olarak açık açık. Çok teşekkürler Tuğhan Cemal. Bir şey yok. Anlatırsın ya senaryolar işte böyle piyasa. Ya ben onları biliyorsun, onları yazmayı çok severim ama bu tür siyasi analizler beni yani beni aşıyor yani germiyor yani bu tür analizler beni aşıyor. Ben yine hani borsa kur filan konuşurum ama yani bu senaryo analizlerini. Evet. Çok teşekkürler. Ağzına ben teşekkür ederim. Tufan Cömert'e bir kez daha teşekkürler. Yarına bakalım neler var menümüzde. Çin imalat hizmet PMI, Nisan ayı dış ticaret dengesi, Euro bölgesinden enflasyon bakalım öncülere nasıl gelecek. Her perşembe gelen verimiz yabancılar ne yaptılar? Tahvil ve borsaya giriş çıkışlarını gösteren veri. Amerikan haftalık işsizlik maaşı başvuruları her perşembe olduğu gibi. Çekirdek PC Nisan ayı verisi, kişisel harcama ve gelir verisi. Chicago PMI ve ikinci el konut satışlarını göreceğiz. Bizden bu akşam gece bu kadar diyoruz. Yarın akşam 22'de buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.